Şimdi ikinci kısım, yani siviller meselesi, tabii ki işin en çetrefilli meselesi. Şimdi yani birkaç farklı yerden bakmak bence mümkün. Yani tabii ki savaşta, çatışmayla herhangi bir ilgisi olmayan insanların, yani savaşçı unsur olmayan unsurların öldürülmesi tabii ki hiç kimsenin tasvip edeceği, şey yapacağı, doğru bulacağı bir şey değildir. Bunu net olarak söylemek gerekiyor. Şimdi bu genel prensibin dışına çıkmadan, çıkmamak kaydıyla bazı şeyleri de daha doğru şekilde de tanımlamak da gerekiyor bence. Şimdi bir kere İsrailli sivil dediğimiz zaman bu, yani herhangi bir devletin vatandaşı olan sivillerle tam olarak aynı şey olmadığını da ifade etmek gerekiyor. Şimdi bir kere hani İsrail'in kuruluşu zaten olağan bir devlet kuruluşu gibi değil. Hani 100 yıl boyunca bir şekilde devam eden yerleşimci dalgalarıyla birlikte inşa edilmiş bir devlet. Ve yani şey, yerel bir halktan veya bir ulustan değil, bir etnik, dini bir Etnik mezhep. dinsel topluluktan oluşturmuş bir devlet ve dünyanın farklı farklı yerlerinden getiren, işte Rusya'dan, Polonya'dan, Latin Amerika'dan, aklınıza gelebilecek her yerden etnik ve dinsel açıdan ya da ikisinden biri Yahudi olarak tanımlanan ya da kendisini bu şekilde tanımlayan insanların getirilmesiyle kurulmuş bir devlet. Ve bu sadece 1948'e kadar olan süreç değil. Sonrasında da özür dilerim. Sonrasında da devam ediyor. Şimdi sosyal medyadaki bir takım şeylere, polemiklere falan girmek istemiyorum. Girmemek için de kendimi azami derecede basınç uyguluyorum. Ama mesela şöyle şeyler söyleniyor. Deniliyor ki yani İsrail halkı işte Holokost'u yaşamış bir halk. Ve onların işte travmalarından vesaire bahsediliyor. Şimdi Holokost'u yaşamış ya da sağ kurtulmuş insanlar ve onların çocukları ve onların torunları ya da o dönemde o bölgeden gelen kişi, Holokost'un yaşandığı bölgelerden gelen kişiler ve onların soyundan gelen kişiler bugünkü İsrail'in nüfusunun %10'unu teşkil ediyor mudur bilmiyorum. Sadece ve sadece 1989-1991 yılları arasında çözülmekte olan Sovyetler Birliği'nden İsrail'e göç edenlerin sayısı bile 900 bin. Yani İsrail nüfusunun yani çok büyük bir kısmı, tam şu andaki güncel rakamları ya da o tarihteki rakamları bilmiyorum ama yani %15 ve üstü bir şeye denk geliyor. Sadece 89-91 ve sadece Sovyetler Birliği'nden gelenler. Şimdi dünyanın her yerinden getirilmiş insanlar. Ve bu insanlar geldikleri zaman onlara yer açılıyor. İsrail tarafından yer açılıyor. Nasıl yer açılıyor? Filistinlilere ait bir takım bölgelerin ve bir takım mülklerin alınması yoluyla yer açılıyor. Bu özellikle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te zaten uluslararası hukukun da açıkça yasakladığı yöntemlerle 4. Cenevre Sözleşmesi hükümlerine aykırı ve savaş suçu kabul edecek şekillerde yapılıyor. Ve diğer yerlerde de, diğer bölgelerde de yapılıyor. Şimdi dolayısıyla bu sivil olarak adlandırılan kişilerin aslında yerleşimci statüsünü ve onların işlevlerini göz önünde bulundurmak gerekir. İkincisi, İsrail'de biliyorsunuz herkes, yani hayatının 3 yılını en az, kadınlar da 2, erkekler de 3, asker olarak geçiriyor. Dolayısıyla aslında bir ordu halktan da bir anlamda bahsetmiş oluyoruz. Üçüncüsü, maalesef İsrail halkının önemli bir bölümünün Filistin'e yönelik işgali ve geçmişteki katliamları destekleyen bir duruşu da olduğunu biliyor. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2014 senesinde Gazze'ye 52 günlük bir saldırı süreci gerçekleştirildi. Ve bu 52 günlük saldırı süreci içinde 2200 Filistin hayatını kaybetti. Bunların 1600'ü sivildi. Ve bu 1600'ün önemli bir kısmı çocuktu. Şimdi Gazze'ye bu yoğun hava bombardımanı gerçekleştirilirken Gazze'nin hemen kuzeyindeki işte Sderot bölgesinde, yani bu çatışmalar ilk başladığı yerde Ya çok net bugün hatırladığım bir olay vardı ki sosyal medyada da şu günlerde yine paylaşılıyor. Bir grup insan tepelerde toplanıp sandalyelerini kurup ellerinde çekirdekler vesaire falan Gazze'nin bombalanmasını izliyorlardı ve her bomba düştüğünde evlerin üstüne oley çekiyorlardı. Şimdi yani bir şeyi tam olarak meşrulaştırmak, tam olarak desteklemek vesaire falan şey yapmıyorum. Gerçekten çetrefilli ve ifade edilmesi zor şeyler ama biraz da empati de kuracak olursak. Yani bu militanlar Sderot bölgesine girdiği zaman
karşılarındaki kişilerin birkaç yıl önce kendi evleri, kendi aileleri bombalanırken orayı çeken insanlar olduğunu da düşünüyorlar ve bu gerçekten de olmuş da bir şey. Şimdi bir yandan bunlar... da senin şöyle bir yanı da var bu işin. Yani bu bölgeler oluşturulurken İsrail hukuk dışı bir biçimde yerleşim yeri açıyorum ben diyor. Şu bölgeyi artık ben İsrail halkına açtım deyip Filistinlilere çıkın abi siz buradan deyip tabii bu kadar nezaket göstererek yapmıyor bunu. Zorla insanları çıkarıyor ve yerleşim yeri olarak buraya el koyuyor. Aslında Siderot bölgesinde bu bölgelerde bu acıların yaşandığı coğrafyalar bir yandan. Aynen öyle. Yani hep zaten ifade etmiş olduğum şey bu. Yani Filistin meselesinin özü, bu çatışmanın temeli bir yerli yerleşimci çatışması. Yerli halkın yaşadığı yerden edilmesi, mülklerinden edilmesi ve dışarıdan getirilen yerleşimcilerin onların yaşadığı yerlere, mülklere el koyması meselesi ve bunun üzerinden 75 yıldır ilerleyen, derinleşen bir işgal süreci. Dolayısıyla yani yaşanan süreci bütün bunlarla birlikte ele almak gerekir. Bir de tabii şunu da söylemek gerekir. Yani her gün İsrail tarafından da bir takım şeyler, sayılar ve isimler de açıklanıyor. Bu dünden beri yapılan çatışma ve saldırılarda üst düzey komutanların, onlarca polisin, hatta bugünkü akşam saatlerinde geçen bir haber, Shin Bet isimli istihbarat kuruluşunun vesairenin üyelerinin de öldürüldüğü de söyleniyor. Yani dolayısıyla hani İsrail'de sivilleri tam anlamıyla sivil de kabul etsek ve hiçbirinin çatışmayla vesaire ilgisi olmadığını da düşünürsek bile şey doğru değil yani. Sonuçta orada bir takım bölgelerin kontrolü ele geçirmek için askeri unsurlara yönelik aslında operasyonlar, harekatlar var. Ve hakikaten de işte asker, polis, istihbarat unsurları vesaire de alınıyor. Bunların dışında da aynı zamanda savaşçı olmayan unsurlar da hedef alınıyor gibi görünüyor. Evet, burada böyle bir karanlığı görüyoruz. Çünkü bu, yani bu kısım özellikle önemliydi. Zira İsrail'deki yerleşimci dediğimiz isimlerin önemli bir kısmının işgal sürecinin bir parçası haline geldiğini unutmamak gerekiyor. Elbet sivillerin, yani gerçekten masum sivillere yönelen herhangi bir şiddetin mutlaka lanetlenmesi gerekiyor. Başka bir olgu, onu da unutmadan bunu yapmak lazım.